Herkese merhaba, Bomba TV'ye hoş geldiniz. Ben Alkınpınar. Bugün sizlerle Cities Skylines sistemimize devam edeceğiz arkadaşlar. Ne durumdaydık? Yani içine tabiri caizse ettiğim şehrimin şurayı iptal ederek mal ve hizmet aktarımını bozduğum şehrimi toparlamaya çalışıyordum. Biraz toparlanmıştık. Özellikle nüfus sayısı anlamında 188 binlere geri dönmüştük. Hala herhangi bir talep oluşturamadım şehirde. Hala sıkıntılar var. Özellikle şehrin bu bölümlerinde mal ulaşma sıkıntısı var. Ama ya artık bunun olması için çok da geçerli bir sebep yok ya. Ciddi anlamda yani her tarafı tren istasyonları çekerek bu sıkıntıyı bertaraf etmeye çalıştım. Büyük bir ölçüde de çözdüğümü düşünüyorum bunu. Çöplerle ilgili sıkıntı yaşıyorduk. Çöp toplama merkezlerini tek bir yere koyduğum için bu sıkıntının olduğunu gördüm ve şu çöp toplama merkezi değil de şu binanın adı neydi ya? Waste Processing Kompleks'lerin ağzından olduğunu düşündüğüm için iki tane şehre yakın daha yaptım bunlardan. Fena durmuyor. Mal geliyor diye umuyorum ama gelmiyor arkadaş. Gelmiyor. Mal ulaşamıyor. Buraya gemiyle ve tren aracılığıyla buraya mal taşıyorum. Buraya hem gemi hem tren aracılığıyla taşıyorum aslına bakarsanız. Ciddi anlamda mal geliyor olması lazım ama hala çeşitli sıkıntılar var. Neymiş bu mesele? Eczanede mal yokmuş ve Güzeller Güzeli isimli nece olduğu anlamadım bir yerde mal yokmuş. Ama burada çok fazla malsızlık problemi yok. Daha ziyade şehrin bu bölgesinde yaşıyoruz bunu. Bu arada şeyimiz olmuş. Mezarlığımız dolmuş, onu açalım. Ya mal gelememesinin en büyük problemleri olarak açıkçası şuradaki yani trafik problemini görüyorum. Ya buradan çıkamıyorlar sanırsam. Ondan biraz buna değinmek istiyorum. Bakalım ne yaşanıyor, biraz gözlemleyelim. Buradan gelenler nereden çıkmaya çalışıyorlar? Geliş, ciddi bir geliş var. Çıkış nereden? Nerede arkadan çıkış? Ne yapıyor bu insanlar? Hemen bir bakalım. Geliyorlar buradan buraya. Ha. Mallarını ithalata götürüyorlar. Pardon, ihracata götürüyorlar. Bir kısmı da buradan otobana bağlanıyor. Geliyor buradan ana yoldan. Buradan mal geliyor oraya. Vay 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 vay. Manyaklığa bakar mısınız? Bu insanlar şehre dağıtmıyor mu mallarını? Dağıtmıyorlar kardeşim. Fazlası olduğu için oluyor herhalde. Peki şura konusundaki duruş ne? Rotalara baktığımızda bunlar ne yapıyor? Bunlar daha şehre biraz daha giriyorlar tabi. Evet, nereye gidiyorlar? Peki gidebiliyorlar mı? Hemen ona bakalım. Geliyorlar. Buraya yukarı geliyorlar. Yukarıdan da otobana bağlanıyorlar büyük bir oranda. Ama evet bayağı bir dizilme var. Şimdi burayı bir el atalım. Şimdi buradan gelen nereden geliyor? Buradan gelip şehre mi giriyor? Evet buradan gelip öyle giriyor. Şimdi öyle yapmasın. Ne yapsın? Şehre buradan girme. Yani bu yolu tek yön yapmanın derdindeyim arkadaşlar. Bu arada neyin peşinde olduğum sorusunun cevabını arıyorsanız ama bu yol öyle tek yol yapılacak bir yol değil. Aşağıda gidiyorlar. Aslında bu yolun buraya kadar yukarı kadar gitmesi için hiçbir gerekçe yok. Bu otoparkın yerini değiştirirsem böyle alırsam ve helikopter pistiymiş abi tam hizadaki. Şöyle bir yol yaparsam tek yönlü ağaçlıklı güzel bir yol. Kullanmayı insanların seveceği bir yol. Böyle bir yol yaparsam buradan da giderler mi acaba? Oraya kadar yukarı kadar çıkmayıp. Gidenler var. Şimdiden gitmeye başladı birileri. Evet gayet güzel. Birikip birikip
birikip gitsinler. Ama evet, bu yol buraya yardımcı olabilir. Buradan da otobana çıkarlar. Hem de bana para kazandırdılar çıkarken. Gayet beni mutlu edecek bir yöntem. Evet, bakın buraya hafif hafif dolmaya başladılar. Bence bu arada ışıkları ben biraz fazla kapamışım ya arkadaşlar. Işık olsun, niye olmasın ki? Olsun abi. Burada olsun, bu kaosu toparlar biraz. Bunlar yine nereye gitmeye çalışıyorlar? Peki bu yolu niye gidiş geliş yapmışım? Hiçbir açıklaması yok. En ufak bir açıklaması yok. O zaman ne yapalım? Bu yolda bence tek gidiş yapalım. Böyle yapalım. Gitsin sadece oradan yol. Gelmesin. İnsan buraya aktı nedense. Evet, bunların hepsi bakın buradan sola sapacaklar bence, çok büyük kısmı. Bu arada şurada küçük bir numara çekeceğim. Buraya. Buraya gitsin. Pardon. Bu buraya gitsin. Bu da buraya gitsin. Bu buraya gitsin. Bu da buraya gitsin. Bu da buraya gitsin. Bu da buraya gitsin. Girenler buradan da çıkabilsin diye yapmışım aslında bu yolu. Bir yandan yani şehre girenler buradan da devam edebilsin diye yapmışım ama sanki çok az kullanan var. Bu yolu böyle aşağıya daha yoğun bir hat yapmak daha mı doğru olur? Yani buradan buranın da gidiş geliş olması için bir gerekçe o kalmıyor o zaman. O zaman şimdi şöyle bir plan. Buradan buraya bağlanmasınlar, hepsi yukarı gelsin. Buradan bağlansınlar otobana. Buradan gelenler de buraya bağlansın. Şimdi değişik bir yola gidiyoruz. Bu yolu yıkmama gerek yok. Sadece şöyle bir yöntemi deneyeceğiz bakalım arkadaşlar. Sonu ne olacak göreceğiz. Evet. Şimdi bu yolu böyle yaptık. Tek giriş. Bu yolu da böyle yaptım arkadaşlar. Bu da tek gidiş. Gitmek isteyenler buradan akacaklar daha ziyade. Şimdi şurayı bir önce bir böyle ayarlarsak. Işığı da kaldırırsak. Buradan gelenlerin amacı bu ne ya? Gelenlerin amacı gitmek değil mi abi? Gidin. Sanki bir akış sağlandı mı? Bana mı öyle geliyor? Evet. Burası biraz işi tıkıyor ama. Oradan gelip de bu sefer buraya dönmeye çalışanlar var. Nasıl çözebiliriz bu işi ya? Bu yolu oradan değil. Bu yolu oradan değil. Şu alttan buraya bağlayarak. Şimdi şöyle bir yöntem yapmayı düşünüyorum. Şimdi bir durdurdum. Bu yol o zaman şöyle olsun. Bu kadar da büyük bir yol olmasına da gerek şimdilik yok. Şöyle bir yol iş görecektir. Enteresan bir yola başvuruyorum. Bakalım hayırlısı arkadaşlar.
Böyle bir kafaya girdim. Şehre girmek istiyor musun? Buradan dolaşırsın abi. Diye bir kafaya girdim. Bunlar birbirlerini bu sefer kitlemeyecekler diye umuyorum. Bakalım ne olacak. İlk etapta bir sıkıntı yaratabilir. Ama sonra biraz toparlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şurada bir ayar çekmem lazım. Ne yani bundan çekiyorduk pardon. Ne yapıyorum ben ya? Buradan ister buna şeklinde. Tabi. Buradan niye yukarı çıkıyorsun ki? Buradan bir daha yukarı çıkmanın amacı ne olabilir ki yani? Şöyle olabilir. O zaman şöyle bir hak da tanıyalım buradan. Buradan da ister buna, ister buna, buna. Ve buna gidebilir. Yani istediğine sap kardeşim. Burası delirdi. Böyle bir şey yaptım. Burası kendine gelir ya. Gelir mi bilmiyorum ya burası kendine gelir mi bilmiyorum. Ana yolu biraz kilitledi bu. Buradan direkt yol olmasaydı bu iyiydi. Şu tren yolunu biraz yukarı çekme olasılığımız var mı acaba? Nerede trenler? Şimdi. Şöyle bir durduralım. Tren bir çıksın şuraylardan. Şöyle bir durduralım. Durduralım şimdi. Riskli bir şey yaptığımın farkındayım. Şimdi. Sakin olmakla beraber şunu şöyle alalım. Boş ver bulayım koyayım. Tamam. Şimdi şuradan güzel bir yol ikili. Evet yine. Şeklinde bir yol verelim. Sonra bu tren yolunu yine alalım. Gel kardeşlerim. Şöyle. Sonra tren yollarına gideyim. Nerede oydu o? Burada olması lazım. Böyle bir şey yaptım bakalım. Elektrik hatlarının anasını belirledim. Bu elektrik hatları bir şey hizmet etmeyi bırakmış zaten. Elektrik hatlarını kaldırdım. Ne oluyor? Manyak mısın sen? Buradan direkt bu yola çıkıyorlar. Allah Allah. Allah Allah, bu da enteresanmış. Bir dakika, bir dakika. Bu oyunun bug'ı arkadaşlar. Bu bizle alakalı bir şey değil. Oyunda bug varmış ya. Resmen. O zaman şöyle yapacağız. Yolu daha da büyük yapacağız ve şöyle yapacağız. Oradan dönecekler. Peki bu sığacak mı oraya? Sığmadı. Bir tık aşağı çekmem lazım yolu ne yazık ki.
artık. Şimdi sığacaktır diye umuyorum. Şimdi sığdı. Evet, şimdi tren yolunu tekrar yapalım. Şimdi nasıl oldu? Bu arada bunun elektriği gider. Hemen elektriğini bağladım. Su yok. Hemen suyunu da çektim. Ne oluyor bu? Bu bitecek diye umuyorum burada. Allah Allah. Arkadaşlar bug'a bakar mısınız? Hadi çıkar yine oradan arabayı. Manyaklığa bak. Evet. Şimdi yolu tekrar yapacağım. Umarım bug düzelmiştir. İsteyen de buraya gitsin ya. Biraz bir toparlanma oldu sanki. Herkes buraya dönmek istiyor. Burada da yol yok. Bunu büyütebiliyor muyum? Yerim var mı acaba? Yani en azından şuna. Ona olma ihtimali var mı halkım? Sen de neyin fantezisini yaşıyorsun? Yok, onay alma ihtimali falan yok. Peki, bir şey söyleyeceğim. İhtiyacım var mı? Yok. Şimdilik yok en azından. Yine çekeceğim ama şu an ihtiyacım yoksa çekmeye gerek olan elim ayağım birbirine dolandı. Şimdi akış hızı olacak. Evet. Ama biraz abartı oldu bu da ya. 3 şerit yeterli. Şimdi bir dakika şunu çekelim. Evet, buradan da bir giriş çektik yani. Evet. Burayı şöyle yapalım. Nerede bu? Hop. 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 Buraya da şeklinde yaptım. Böyle olunca oradan da isterlerse sapacaklar. Şurada artık alta hüküm verdik ha. Artık şerit değiştirmeyin abi, oradan her yerden dönülüyor her yere. Evet, gayet güzel. Otobana vızır vızır çıkabiliyorlar artık. Yani buradaki yükü bir hafif bir aldık mı? Bana mı öyle geliyor? Bakın ortalardaki yük dağıldı gibi kanatlara. Kanatları da dağılsın zaten, kanatları ana kanatlar. Burada ne oluyor? Işıklardan sebep trafik oluyor. Şimdi, buradan gelenler de var tabi. Buradan gelenler şehre buradan bağlansa ne olur? Buraya dağılırlar. Peki, iyi mi olur, bu kötü mü olur? Şurada tıkanıklık olacağına, burada tıkanıklık olması daha mı iyi? Aslında değil. Bu otobana da iyi, şuraya da iyi abanıyor oluyorum bu durumda. Mesela sırf böyle olsa, buradan gelenler ne oluyor? Buradan gelenler, buradan gelenler bir şey de yok bu arada. Sırf yukarı, sırf orası.
Bence burası tek yön olabilir ya arkadaşlar. Bence olabilir. Neden olabilir? Çünkü başka da bir şey yoktu. Evet. Daha rahat akacağını umduğum bir yer yarattım. Fena değil. Birazcık daha akmaya başladı. Bu arada 186'ya kadar düştü nüfusumuz tekrardan. Niye? Niye nüfus kaybediyorum? Aha! Konut bölgesi talebi. Siz benden talep edersiniz de ben size konut bölgesi yapmam mı? Ben sizi yemem mi konut isteyenler? Konut bölgesi talebini hemen karşılamak için hemen ev yaptım. Konut bölgesi. Commercial zone'lar. Biraz bakın bir hareketlilik gelmeye başladı. Peki şuradaki ticari alan hareketlendi mi? Yok arkadaş burası hareketlenmiyor. Hareketlenmemekle beraber şu yukarıya taşınmaya da seyrediyorlar. Allah Allah. Nüfus toparladık derken nüfus yine çok ciddi anlamda hızla geriledi. Lojistik ihtiyaçları karşılayamadık ya. Peki. Son olarak çok zihni sinir bir düşüncem var ama hiç yapmak istemediğim bir şeyi yapmam anlamına geliyor. Şuraya bir ticari bölge mi yapsak ufak? Bu yokaya ticareti sokmak istemiyorum. Şey, endüstriyi sokmak istemiyordum. Bu bilinen bir şey ama endüstri bölge ihtiyacı da bizim elimizi kolumuzu bağlamış olabilir. Şuraya şöyle endüstriyel bir alan. Ben denemem gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunu deneyeceğim. Evet, yollar. Nerede yollar? Burada. Gelelim. Ufak bir endüstriyel alan. Nerede? Böyle bir endüstriyel alan yaptım. İtfaiyesini koydum. Güzelleştirmek için bir itfaiyenin yanında bir botanik bahçesi. Hemen bir de otoparkını koyduk mu? Otoparkında koyduk. Elektrik ve su ihtiyacı var doğal olarak buranın. Suyunu da çekeceğiz. Evet. Birileri de gelmeye başladı bile. Endüstriyel bina inşa halinde. Nece? Balıkçı. Balık nereden gelecek buraya? Manyak balıkçı mı açtın oraya? Ruh hastası. Abim oyunun en kara bölgesinde adam gitti balıkçı açtı. Vallahi delireceğim ya. Sonra niye mal yok? Evet. Buraya da bir ufak endüstri kurarak bakalım. Ne yaptık bilmiyorum. Umarım bir felaketle sonlanmaz. Ama bir ihtiyaç vardı. Tekrar bu arada ufak bir hareketlenmeyle 185 bin baremini gördü tekrar nüfusumuz ama geliyor gidiyor ya. O eski bangır bangır halimiz kalmadı benim o yukarıdaki endüstriyi yıktığım andan beri. O eski hali yok. O eski halinden eser yok. Gerçekten eser yok.
Girişini çıkışını aynı yaptım. Çok büyük bir sanayi değil zaten. Bakalım. Kurulursa, yani kurulacağına emin değilim burada bir şeylerin, ama bir şey kuruldu cırt diye. Şunu kuran abi ne vizyoner bir abiymiş ya. Yeni sanayi sitesinin gördüğü gibi geldi. Ve buraya otoparka park edenler var. Buradan yürüyeceğim mi abi? Nereye yürüyorsun? Abi sen ruh hastasısın sen. Otoparka bıraktı, ışıklardan geçti, geri döndü. Gerçek bir deli. Ve buraya bir takım bir işte oldu. Yani birileri gelip gidiyor falan, bir şeyler yaşanıyor. Enteresan hareketler yapan arabalar var. Botanik bahçesine mi geldiniz? Anlamıyorum ki ne oluyor. Evet. Şimdi videolardan birinde biriniz bana bir şey söylediniz ve benim zihnimi biraz açtınız. Child care center'ların sayısı az. Bu sebepten dolayı da birazcık nüfus artışı ile ilgili problem de yaşanmıyor değil. Ondan bunların sayısını arttırmaya yönelik hamleler yapmayı planlıyorum bundan sonra. Elder care ve child care. Bunların sayısını arttıracağız arkadaşlar. Evet. Bam bam. Bunlar elder'dı. Şimdi child'dı. Bunlar da elder care. Yani yaşlı bakım merkezleri. Yaşlılarımız bizim için değerli. Hop. Şehirlere bunları yerleştirerek. Evet, yaşlıların da daha iyi bakım sağlanmasını amaçladım. Bakalım nüfus bundan nasıl eklenecek? Hemen 21 kişi geldi. Hop, 21 çocuk. Yani böyle bir etkisi olacaksa iyi yaptım yani. Evet, bu şuraya zon yapmadık arkadaşlar. Hemen zon olarak da belirleyelim. Burası bir ekstra zon. Buraya Endüstri 4.0 koymasak burada kimse çalışmaz. Politikalar. Endüstri 4.0 nerede abi? Endüstri 4.0 evet. Endüstri 4.0 uyguladım. Bakalım. Karşılığını alacağız mı bilmiyorum. Ama en azından çalışan problemi yaşamaması lazım. Hakkı çalışan problemi yok çünkü neden? Endüstri 4.0'ı koyduğumuzda daha eğitimli kişiler çalışmaya başlıyor. Buralarda da eğitimliler var hep. Taşla tarafı değil ki bu. Politikada burada Endüstri 4.0 var mı? Yapmış mıyız? Haydi Endüstri 4.0'ı buraya da yaydım. Daha çok çalışan alacağını düşünüyorum artık şehirden bunların. Huf. Huf. Bir nüfusta bir hareketlilik var.
Ufusta bir hareketlik var. Nereye gidiyor? Oraya gidiyor. Westport Civic Center'a gidiyor. Nereden gidiyor? Buradan gidiyor. Niye buraya gitmiyor? Neredeyse dolmuş çünkü. Peki bunun bir tane daha yapsam ne olur? Waste Processing Center. Nerede bu? Bu muydu? Yan yana bir tane daha koydum. Waste Processing Center. Peki bunların yanına ne koyabiliriz? Geri dönüşüm merkezleri koysak. Büyük geri dönüşüm merkezi koydum bir tane. Buraya aşağıya. Karşılıklı iki tane koydum. Bakalım ne olacak. Suyunu da getirdim. Bunun hiçbir değeri yok burada. Bunun hiçbir değeri olmadığı için sanayi bölgesine götürdüm. Başına koydum bunu. Oraya gitsinler. Buraya dönerler ama oraya gitmeyecekler. Ben biliyorum. Bir şeyler geliyor. Bir şeyler geliyor demek buraya. Bakın buraya bir şey geliyor olması şunu gösteriyor. Buradan ham madde çıkıyor. Bu da sanayiye devam edebilir. Şuradaki bak su istiyor. Yanına bir tane de balıkçı. He, bu harika parçalar diye bir yere dönüşmüş. Bakalım göreceğiz neye dönüştüğünü. Tabi buranın da olacağı çok açıktı. Burası da oldu. Buradan nereye gidiyorlar? Otobana çıkıyorlar. Var bir hareketlilik var. Ama 185'ten yine artıya çıkmıştık. Ciddi bir kırılımla eksiye indik. En son yaptığımız yerler dolmuş bu arada. Yine ev yapabilecekleri alanları daha önceden hazırlamıştım hepsini. Test ettim bunlara bakalım. Bakalım neler olacak. Hala bir binaların kapanma durumu söz konusu. Onlar kendi kendilerine artık zaman içinde yok olacak. Bak, burada pek yok. Niye buradan tıkır tıkır geliyor? Buradan gelemiyor mu? Demek ki gelemiyor. Otobandan araç yağıyor bu arada. Ne bekliyor bu? Peki niye böyle bir yol var? Buradan çıkma diyorum ben. Lan bu yol niye böyle? Hiçbir açıklaması yok. Böyle bir ortam. Ne yapıyorsunuz ya? Peki onlar delirdiği için orada şöyle bir şey yapacağım ben. Böyle.
Sonra burada yollarda bir düzenlemeye gidelim. Evet. Buradan gelenler komple buraya mı dolanıyorlar? Öyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey var da yapmak istemiyorum galiba. Ama buradaki sanayi de bir düzene girdi. Buradan giren çıkan bazı arabaların da şekli şemali belli oldu arkadaşlar. Evet. Şehrimiz büyümeye gelişmeye devam ediyor. Şuradaki sanayi sitesi umutlu olduğum, gelecekte buraları besleyecek olduğunu düşündüğüm bir sanayi sitesi ama o da büyüme devam ediyor. Arkadaşlar videoların çok uzun olduğuna dair bazı fikirler alıyorum. Evet biraz uzun oluyor videolar. Ondan dolayı izlemesi yorucu oluyor diyorlar. Daha küçük parçalar halinde yapacağım bundan sonra Steez videolarında. Bu videoda neredeyse 40 dakikasına ulaştı benim saatime göre. Ondan bu videoyu da burada bitiriyorum. 185 bin nüfustayız. Artmaya devam ediyor. Ufak tefek artıyor, iniyor. Onu arttıracağız. Amacımız yanlış hatırlamıyorsam 350 bindi ama pek gerçekçi şu anda gözükmüyor bana artık. Daha ziyade 250-300 bin baremi arasında doğru gidiyoruz gibi gözüküyor ama yine de elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen bana like bırakın. Tavsiyelerinizi benimle aşağıda paylaşmayı unutmayın bu videoyla ilgili. Bunun dışında yani SteelSeries'imiz bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Hemen videoyu kapatmadan bakın şurada şöyle bir şey yakalım. Hop onu da kapatıvereyim. Evet bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Bu en son olarak söyleyeceğim şey de her zamanki gibi sağlıklı kalın ve kendinize iyi bakın olacak.